Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sararan yastıklar nasıl çamaşır suyu kullanmadan tertemiz ve bembeyaz olur, onun videosunu çekeceğim. Bu her zaman yıkadığım yastığım şöyle yer yer sarılıklar var. Gördüğünüz gibi yaz mevsimi olduğu için daha fazla terliyoruz ve daha fazla böyle leke oluyor. Bu da çok uzun zamandır beklettim. Hani video için özellikle, çünkü temiz bir yastıkla yaptığım zaman bu sefer hiçbir fark göremediğinizi söylüyorsunuz. O yüzden farkı baya bir fark görmek için bu yastığı da temizleyeceğim. Gördüğünüz gibi sapsarı olmuş artık. Rengi kaçmış diyebilirim. Arasındaki farkı zaten şimdiden görebiliyorsunuz. Bunun için ne kullanıyorum? Normal deterjan kullanacağım arkadaşlar. Normal deterjan kullanmıyorsanız normal Arap sabunuyla da yıkayabilirsiniz. Çamaşırlarımı genelde Arap sabunuyla da yıkayabiliyorum. Çamaşır sodası var. Bu da yenmeyen ve çamaşır için özel üretilmiş. Yani çamaşırların hem rengini koruyor hem de beyazları morartmıyor. Çok güzel bir bence ürün, mutlaka çamaşırlarınızda kullanın. Hem beyazlarda hem renklilerde kullanabilirsiniz. Beyaz sirkem var. Bir de tabii ki temizlikte benim demir başım karbonat. Her yerde karbonat. Yani sürekli karbonat kullanıyorum temizlikte. Markete gittiğim zaman ilk işim karbonat bakmak oluyor ki artık marketten almıyorum zaten. Böyle kiloyla alıyorum. Her neyse, videoya geçeyim. Öncelikle böyle koyayım. Benim 10 kilo olduğu için makinem, bu arada bir elimle çekiyorum, bu elimle de bunları dizmeye çalışıyorum. Benim makinem 10 kilo olduğu için 2 tane rat alacaktır. Ama ufak, ya da şöyle söyleyeyim, kilosu az olan bir makineniz varsa teker teker yıkamanız daha sağlıklı. Çünkü çok fazla doldurduğunuz zaman makine yıkamayacaktır. Şöyle yanlamasına koyacağım. Şimdi yastıklarımı koydum. Şimdi yastıklarımı koydum. Şöyle kapağını kapatayım. Daha sonra malzemelerimi koyacağım içine. Öncelikle bir yemek kaşığı karbonat. Şöyle çamaşır deterjanı gözüne ekliyorum. Biraz daha koyacağım. Daha sonra bir su bardağı beyaz sirke üzerine ekliyorum. Gördüğünüz gibi bir reaksiyon gösterdi. Sonra çamaşır sodam var. Şöyle bir yemek kaşığında çamaşır sodası ekleyeceğim. Biraz daha koyacağım. Şimdi son olarak da üzerine normal deterjan. Deterjanı normalde göz kararı ekliyorum ben. Şöyle. Bu kadar yeterli. Şimdi kapağımı kapatıyorum. Makinemi çalıştırıyorum. 60 derecede yıkıyorum. 1,5, yani yaklaşık 2 saate yakın yıkanacak. Şimdi makinemi başlatıyorum. Evet arkadaşlar, makinem bitti. Şimdi bakıyoruz. Şöyle çıkarayım. Şöyle koyayım. Bakın, hiçbir şekilde sarartı, kir vesaire yok. Diğerini çıkartalım.
Burada ikisi de aynı renk olmuşlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Yastıkların gerçekten tertemiz oldu. Bu yastığın diğer yastığa nazaran daha temizdi. Ama çok fazla üzerinde leke vardı. Ter lekesi, sapsarı. Bakın bütün lekeleri kaybolmuş. Tertemiz olmuş ve çok güzel kokuyor, mis gibi. Bunda ben yumuşatıcı vesaire kullanmadım. Bakın tertemiz arkadaşlar. Diğerini de göstereyim. Bu da aşırı derecede pis olandı. Şöyle. Bu da aşırı derecede pis olan yastığımdı. Bunu da şöyle göstereyim. Bunda da hiçbir şekilde leke kalmamış ama çok da bembeyazı olmamış diyebilirim. Şöyle göstereyim. Şu elyafları dağıtmam gerekiyor. Ama genel anlamda yani çamaşır suyu kullanmadan çok da güzel. Tabii şu anda ıslak olduğu için çok da bembeyaz durmuyor. Kurudukça rengi daha da açılacak. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gerçekten tertemiz oldular. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.